Şimdi prizmanın hacmi, piramitten hacmi yapmıştık. Taban alanı çarpı 3 teknikleri 3 demiştik. Prizma da taban şeyin aynı alanı. Piramitlerin aynı formülü, yalnız böyle 3 yok. Sadece taban alanı çarpı 3 teknik. Mesela bu 1'e 1 vermiş. Taban alanı 1 santimetrede yükseklik 1 olduğu için 1 metre küptür bu. Taban alanı çarpı yükseklik arkadaşlar prizmanın. Şey. Şimdi taban dediğimiz gibi şekle göre değişiyor şeyleri. İsimleri üçgen. Bu üçgenin alanı bulacaksınız. Yüksekliğine çarpacaksınız. Bu karenin alanı çarpı yükseklik. Altıgenin alanı çarpı yükseklik. Burada yükseklik bakın piramitlerde diyelim ki üçgen piramit olsun. Bu piramitlerin yükseklik tepe noktadan tam ortaya çizdiğimiz dikmeydi. Şu kenarlar yükseklikten farklıydı. Ama prizmalarda kenarlar yükseklik aynı arkadaşlar. Çünkü ortası, şunun ortasından bunun ortasına çizdiğim zaman bu çizgi bunların aynısı oluyor. Farklı bir şey olmuyor. Onun için burada yükseklik bu kenar demek. Bu kenarların uzunluğudur. Şimdi şeye bakalım. Örnek var mı? Var. Taban alanı çarpı yükseklik. Kare dik prizma şeklinde üstü kapalı teneke içinde 20 cm yüksekliğinde sıvı bulunmaktadır. Sıvının yüksekliği 20 cm'miş. Kareymiş. Boş kalan kısmı da olmuş. Olacak şimdi yatırılırsa. Şimdi diyor ki BCKF şu yüzeyin üzerine yatırılırsa yükseklik ne olur? Şimdi içindeki sıvının hacmini hesaplayacağız. 18 çarpı 18 taban alanı çarpı 20. 18'i ben size hesabını yapayım. 324'müş çarpı 20. 6480 gibi bir şey çıkıyor. Hacim, suyun hacmi arkadaşlar. Şimdi bunu bu şey üzerine yatırdığımızda, şu yan üzerine yatırdığımızda yatırmış olalım. Bakın şu yüzeyi. Şu yüzey şurası şu diklik yani 30. Şu uzunlukta şurası şu daha doğru yatırıyor yani şu kısım böyle ikimine yatırıyor ya şöyle şu hale getiriliyor ya. Arkadaşlar şu yüzey F şuraya geldi. K buraya geldi. Şu E şeyde şöyle çizecek olsam E burada, N burada, bu tarafa da bu tarafa doğru devirdiler. O zaman şu yüzey neresi oluyor? Şurası. Yani FK yani 18. Şimdi bizim ne kadar suyumuz vardı? 6480 litre suyumuz vardı. Şimdi şurada bu su burada kaç santimlik yükseklik yapar? Şimdi bakın taban alanı çarpı yükseklik değil mi de? Taban alanı 30 çarpı 18. Peki böyle yaptığınız suyun yüksekliği kaç olacak? Su tahmini şuraya da gelecek. Peki şu uzunluk ne bilmiyoruz. Buna H. O zaman 30 çarpı 18 çarpı H deriz. O zaman bunun içine suyun yüksekliği bulmuş oluruz. Bu toplam suyun hacmi. 6480 litrelik suyun hacmi. 6480'i 30'a bölsek 216, onda 18'e bölsek 12 çıkar arkadaşlar. H buradan 12 çıkıyor gördüğünüz zaman. Şimdi unutmayın, şaşırmamamız gereken yer şurası. Yatırıldığı yer. Şu tarafa doğru, şöyle bu tarafa doğru yatırıyorlar. Şurayı yüzeyde kalıyor, şu yüzey. F geliyor böyle şöyle düşüyor. Şu noktaya. K böyle düşüyor. Döndü geldi bu noktaya. E geldi döndü bu noktaya. FK EL böyle bir şey çıktı değil mi arkadaşlar? Şimdi böyle yaptı. Yani son hali. Şimdi böyle bakın. Evet. FK B
A, şurası B, şurası, şurası, E, L. Şimdi şu yatan kısım şurası 18'di. Şu yan kısımda BF, yani BF şurası. Toplam 30. Şimdi hacim için taban çapı yükseklik, taban alanı yani 30 çapı 18 çapı yükseklik. Su yüksekliğini bilmiyoruz, yeni yüksekliğini. Eski yüksekliğini öyle hesapladık. 6480 miydi? 6480 metreküp su vardı. Yeni yatırımın taban alanı çapı yükseklik. Bu suyu verilmesi lazım. 18 çarpı H dediğimizde 6480 burada 12'yi bulmuş oluruz yükseklik olarak. Diğer bir soru. Dik prizma AB6 yükseklik 8 olduğuna göre prizmanın hacmini soruyor. Kare dik prizma dediğine göre 8'miş. Pardon 6'ymış. 6, 6, 6. Taban alanı çarpı yükseklik. Yüksekliğimiz 8 arkadaşlar. Çünkü ortadan dikme sistem de bunlarla aynı. Aynı yükseklikdedir. Taban alanı, karenin taban alanı ne? Karenin alanı neydi? 6 ile 6'nın çarpımı mıydı? 2 kenarın çarpımı 36. Çarpı yükseklik 36 çarpı 8. Eşittir. 6 ile 4, 24, 24, 3 ile 8, 24. Şimdi 6, yine 6 ile 8 yanlış yaptım. 48 arkadaşlar. 278. Şu an yanlış yapıyorum. Acaba dersem ara versek. 8 kere 3, 24, 240, 48'da 288 gibi bir şey çıkar. Daha yeni doğru falan buldum. 288 çıkıyor arkadaşlar. Şimdilik aklımda bir şey var mı? Taban çarası buymuş, yüksekliği buymuş, hacmi soruyor. Neymiş? Kare dik. Kare ise sorun değil arkadaşlar. Kare diyor. Taban kare. Tabanın çevresi, bunun çevresi 18'miş. Yani buraya A desem A. 4 tane A 18'miş. Her tarafı 4'e bölelim. A eşittir 9 bölü 2 çıkar. Alanın hacmi neyi? Taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanı neydi? A kare. A kare çarpı yükseklik. 9 bölü 2'nin karesi çarpı yükseklik 8. 81 çarpı 8 bölü 4. Bunlar sadeleştir 2. Bu da 162 gibi bir sonuç çıkar arkadaşlar. Böyle aşırı zor bir şey yok. Burada bir düzgün altıgen var. Prizmanın taban çevresi 54'müş altıgenin. Yüksekliği 12'ymiş. Prizmanın hacmini soruyor. 54 6 tane kenar var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kenar var. 54 bölü 6 9 yapar. Her bir uzunluğu 9 santimetre. Daha önce hatırlarsanız demiştim. Düzgün altıgen varsa eğer düzgün altıgende 6 tane eşkenar üçgen vardır. A bakın şöyle yapılmıştır. 6 tane eşkenar üçgen vardır. Bir eşkenar üçgenin alanı A kare kök 3 bölü 4 idi. 6 tane olduğu için 6 ile çarpılmış halde. Şimdi bir düzgün altıgen var. Düzgün altıgende A'sı 9. Yerine koyarsam burada yerine 9 yazarsam 6 çarpı 9'un karesi çarpı 3 bölü 4 9'un karesi 81 çarpı 6 çarpı 3 bölü 4 şunu sadeleştir 3 sadeleştir 2 taban alanı bulduk çarpı yükseklik çarpı yükseklik yüksekliğimiz 12 arkadaşlar bu da çok şey oldu 6 çarpı 81 çarpı 3 bölü 4 çarpı yükseklik arkadaşlar 12 ile çarpacağız 6 81 3 12 bölü 4 şunu sadeleştireceğiz bunu çarpma işlemi yaptığımızda sonuç altında çıkarsa onu buluruz bakalım aynı bir şekilde çözdük. Şimdi bir iki örnek var bu örnekleri bir sonraki derste devam edelim. Yok. Bir tür bunları çözmesi gelmiş. O zaman bir iki örneğe bakıp bir örneğe bakıp şunu kapatalım. Dersi kapatalım.
İkizkenar üçgenin oluşu. Şunlar ikizkenar üçgenmiş. Şurası da aynı öyle. Altı da dikdörtgen prizması. Prizmanın bana hacmini soruyor. İkizkenar üçgen olduğu için bize yüksekliği lazım. Bakın ikizkenar üçgenin yüksekliği 10, 10, 16 ise tamamı. Dik çizdiğiniz zaman karşıyı tam 2'ye böler. 8'e 8. Bizim hangi özel üçgenimiz vardı? 6, 8, 10 üçgeni. Haçımız 6'dır o zaman. 6, 8, 10 üçgeni. Üçgenin için düz hep çözmek için biraz geometri olması lazım. Yüksekliğimiz 10, 6. Taban alanı çarpı yükseklik değil mi? Taban alanı 16 çarpı 20 değil mi? Evet. Çarpı yüksekliğimiz 6. Bölü 3 var mı arkadaşlar? Bölü 3 var. Çünkü bu prizma, piramit değil. Tamam. Şey, prizma. Prizma değil, piramit olmaz lazım arkadaşlar. Bu piramit. Taban alanı çarpı şey. Aslında prizma dediği şöyle tek nokta olması lazım. O zaman piramit olarak kabul ediyoruz bunu. Prizma olarak kabul ediyoruz. Normalde şöyle tek nokta olsaydı olurdu. Tek nokta birleşmiş olsaydı. Tek nokta birleşmesini prizma olarak kabul edeceğiz. Zaten prizma da edilmiş. Bölü 3'ü yok yani. Bunu çarparsak işte bu sorularda gecik olan tarafı sayılar. 1920'li bir şey çıkmış. Anladık mı arkadaşlar? Bakın şu üçgeni yan tarafa aldım. Eşkenar olduğu için çizdiğim dik yükseklik karşı 2'ye bölüyor. 18 ve o zaman 6, 6, 8, 13 özel üçgeni çıkıyor. Bunu buraya yazıyorum. Yüksekliği 6 bulduk. Taban alanında 16'ya 20 çarpımlarıdır. Bu sonuca ulaştım. Şuna bakalım. Yukarıda verilen yapının komşu yüzeyler birbirine diktir. Komşu yüzeyler, şu şuna ne? Şunlar mesela şu yüzeyle, şu yüzey birbirine komşu birbirine dik diyor bunlar yani. Verilen uzunluk ölçüsüne göre yapının hacmi kaç santimetre kubiktir? Yapının hacmi. Bunu nasıl bulabiliriz? Ben olsam şöyle yapardım herhalde. Şöyle bölebilirim mesela. Ben olsam böyle bölebilirim. Şöyle 4 ise burada 4. Şöyle 4 ise burada 4. Şöyle 6 ise burada 6. Toplam 13'müş. Şöyle 3 kaldı. Şu uzunluğu 8, hepsinin uzunluğu 8 olacak. Şunu da şöyle çizdiğim zaman bunun uzunluğu 8. Şöyle çizdiğim de bunun da uzunluğu 8 olacak. Şimdi taban alanı çarpı yükseklik değil mi? Şimdi şu kısım için taban alanı 8, 8. Alt, taban alanına üst alan eşittir arkadaşlar, değişmez. 6 kere 8, 48. Şurası 48. Çarpı yükseklik kaç? 6. Yükseklik 6 ise 48 çarpı 6. 24 288 yapar. Şunun için taban alanı 8'di. Şurası için 6 kere 4 pardon, 4 kere 8 32. Burası 32. Çarpı yükseklik. Yükseklik kaç arkadaşlar? Bakın buraya 6 vermiş. Şurada 2 vermiş. Yani şurada 6. Şurada 2. Toplam 8. 32 çarpı 8. 3 kere 24. 12 daha. 2252. Bir de şurada var. Bunun taban alanı bir kenar uzunluğu 3. Diğer kenarı 8. 8 kere 3. 24 çıkar. Yüksekliği de 4. 96'da burası yapar. Topladığımızda 96. 10, 16'ın 6 sayıda var 1. 5, 8'de 13, 9'da 22, bir daha 23. Bende var 2. 2, 2 daha. 4 değil mi? 2, 2'de 4, bir daha 5. Şurada 2, 1. 536 santimetre kubik bir alan ortaya çıkar arkadaşlar. Bu şekilde parçalanmış. Ben bu şeyler yerine şöyle yapacağım. 672 bir yere bir hata yapmışım. Yoksa yaptığım iş doğru. Ne yapmıştım? Şunu gene. Yapım harcını kaç yapayım? Bakın yapım harcını tekrar söyleyeyim. Bir hata yaptım. 6, 8, 48, 38 çarpı 6. Kesin diyorsunuz, kesin çarpımda da yapmışımdır. 288. Şunun hacmi 4. 8 aşağıya 4 ve 8 32.
çarpı yükseklik 2 altıda 8. 256 buradan gelmiş. Çünkü 6 buradan geldi. 4 buradan 10. Buradan şöyle 3 kaldı. Şu uzunluğu zaten 8. 3 kere 8. 24. 24 çarpı 4. 96. Bu kırk çıkıyor mu? Şunun hacmi 8 kala 8 3 24 çarpı 4 tamam. 34 çarpı 32 32 çarpı 88 tamam. Ya da 6 çarpı 8 çarpı 6. Tamam, bir daha da üstlendiriz. Aha. S1 4 çarpı 4 16. Tamam. S2 8 çarpı 4 32. Tamam. 36. Tamam. Toplamı 84 santimetre kadar. Tamam. Çarpı 8. Allah Allah. Tamam. Ne kadar çıktı? Arkadaşlar. Tabanın çapı yükseklik bulmuş şimdi. Ben de alt taban çapı aydan yukarı ne kadar diyorum şimdi. Buldum arkadaşlar. Sorun bende değil, soru da. Hemen şey yapmayın. Neden soruda? Bakın. Ben sizlerin sileyim. Sorun cevabına bakın. Altı ve kaç vermiş? AB'yi 13 vermiş. Doğru mu doğru? Buradaki alırken kaç almış? 6-8'da 14 almış arkadaşlar. Cevapta 14 aldığı için 672. Ben de orada 14 alırsam 672 çıkıyor. Yoksa 640 çıkıyor arkadaşlar. Bu sorunu da çözdüğümüze göre şimdilik ara verip bir dakika sefere dikdörtgenler prizmasının hacmini bulacağız. Şimdilik iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.